Çocuk aynı benim güçlüklüğüm. Bana da köyde mercan yokuşunda horoz atladı. Sekiz dikiş attılar başıma. Korktun mu? Ya ne korkacağım? Biz Türkler bir örümcekten korkarız, bir de yılandan. Ulan misafirlikte bile ev sahibi kovmadan çıkmıyoruz. Bir ülkeye girince mi çıkacağız? Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Reisler de sever, hem de yanık sever. Şerefsizlik yapmayın lan, yakarım vallahi buraları. Kayalardan kaydıracağınız adamı. Abla, tamam, arama kocanı. Kusura bakma ya vallahi. Yo, bir şey yok, su, sirkeli su içiyorum. Çocuk mu uyuyor? Anne mi aldılar? Tamam, biz sizin kim aldı? Tamam, gidiyoruz. Gidiyoruz, hadi çocuğum. Anne dedin de, bak aklıma geldi. Sana bir anekdotumu anlatayım. Hiç unutmam, ilkokul 8. sınıftayım. Türk Edebiyatı Dili sınavı olduk. Kağıdı verirken, hocam dedim, öbür tarafta da size klasik sorarlar inşallah dedim, çıktım. Herkes dökülmüş sınavdan. İkinci sınava da nasıl çalıştım ama bir gör. Bir avuç okunmuş bulgur yuttum. Yanıma da okunmuş bir kitap götürdüm. Elip şekeri attım ağzıma, bekliyorum. Hoca soruları getirmiş en sevdiğimden. Test. O gün de mübarek gün cumaymış. Hepsini C yaptım, verdim hocaya. Çıktık, herkes 50 almış. Ben de testten 0,5 almışım. Ama hiç üzülmedim. Çünkü babam benim çok anlayışlı, çok olgun biri. Neyse karne günü geldi. 0 düşmüş. Eve gittim, bana bir karne hediyesi hazırlamışlar. Gümüş saplı at görmemiş kırbaçla dövdü babam beni. Yani olmayınca olmuyor. Çocuklarınıza kızma. Bu memlekete çoban da lazım. Bak hele, sende 50 kuruş var mı? Benim kulübüye çelik kapı taktıracağım. Yok mu? Hadi Allah'a emanet olun.